haddini bil diyorum. Bak tekrar uyarıyorum. Yapamazsın. Tekrar geçme yeteneğiniz yok. Es geçme yeteneğiniz var. Hatip'e de müdahale ettirmeyin. Haklı. Arkadaşım sözü ben veriyorum. Haddini yeter ya. Hatip'e müdahale etmeyelim. Onlar karışıyor ya. Ben müdahale ediyorum. Sayın Başkanım onlar karışıyor ya. Hatip'e müdahale ettirmeyiz. Hatip'e müdahale ettirmeyiz. Terbiyesizden öğrenecek değilim. Terbiyesizden öğrenecek değilim. Senin müdahale etmek terbiyesiz diyemezsiniz bana. Bu meclisi ben yönetiyorum. O zaman doğru yönetin Sayın Başkan. Haddini bil ben müdahale ediyorum. Doğru yönetin Sayın Başkan. Müdahale ediyorum. Tamam doğru yönetin. Müdahale ediyorum ve terbiyesizlik etmiyorum. Hadi senden mi öğreneceğim? Sayın Başkanım müsaade ederseniz ben tamamlayayım. Sana daha önceki bir önceki ay söyledim. İstiyorsan bu Şişli halkının önünde seninle her türlü şeyi tartışırım. Sen, madem sen soru sordun cevap verelim. Bütçe bizim demiyorum. İşimiz. Ya arkadaşım. Hizmetlere bakacaksınız. Hizmetlere. Hadsizlik yollara, etme. Köprülere, hadsizlik hastanelere, etme. Okullara, hadsizlik hizmetlere etme. Bakacaksınız. Şişli'de o kadar borç olmasına rağmen hangi hizmet var? Hadi buyurun. Ama ya, böyle olmaz. Bak, böyle olmaz. Sayın Başkanım lütfen. Ben cevaplayayım. Hizmetlere bakacaksınız. Sayın Grup Başkanım. Senin haddine düşmemiş. Ne dağarcığın yeter, ne bilgi birikimi yeter, ne de halakın yeter. Bir tane sosyal belediyeciliği adı altında bir tane sosyal tesisimiz yok, bir tane kütüphanemiz yok. Kaç tane yapıldı söylüyoruz. Bir de geliyor gelmekte olan var. Geliyor gelmekte olan da çok güzel. Arkadaşlar şimdi 20 senedir geliyor gelmekte olan, her seçimde geldi geliyor. İşte uzun adam dediniz, tek adam dediniz, yalnız adam dediniz. Her öndeki bütün sıfatları değişti ama adamlığı hiçbir zaman değişmedi. Adam olan kazanır diyoruz. Adam kazandı. Bunu kim söyledi? Bunu da ben söylemedim. Muharrem İnce söyledi, pardon. Muharrem İnce dedi ki adam kazandı. Burada ortam belli. Bizim siyasi olarak sandıktan hiçbir korkumuz yok. Bizim uygulamalarımız da belli. Eğer arkadaşlarımız doğru söylüyorsa, çalışanlarımız doğru söylüyorsa seçimlerde Şişli Belediyesi'nin de uygulamaları belli. 20 senedir sandığa gidiyoruz Seyfi abi. Hiç kimseden de korkmuyoruz. Bak ben tekrarlamayayım. 2002, 2004, 2007, 2011, 2015, 2018, 2019 hiçbir sıkıntı yok. Adam çıkıyor ben adayım diyor. Hiç de korkmuyor. Çıkıyor diyor ki ben uzun adam olarak adayım diyor. Kardeşim ben Recep Tayyip Erdoğan ben adayım diyor. Altılı masa artı bir daha sesi yok. Zevbi abi bak gelen siyaset yapmıyorum. Sesi yok. Bir ara 6 ay tartıştılara nasıl oturacağız diye. Baktık ki çözüm bulamıyoruz. Cumhurbaşkanımız bir grup toplantısında dedi ki yenilgi sırasına göre oturun dedi. Boy sırası, yaşlı, yenilgi sırasına göre oturun dedi. Onu çözdüler. Şimdi daha kimin olacağını bilmiyorlar. Ben üzülüyorum, toparlıyorum başkanım. Ben üzülüyorum. Niye üzülüyorum biliyor musunuz? Türkiye'nin ikinci partisi ve Atatürk'ün partisi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e de burada rahmet diliyorum. Ölüm yıldönümü. Rahmetle, minnetle, özlemle yad ediyorum. Atatürk'ün partisinin başındaki Sayın Kılıçdaroğlu'na ortağa kalkıyor televizyonda diyor ki biz kendisinden çok gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Kendi yaptığını da çok değerli buluyoruz ama biz kazanacak bir adayla seçime girmemiz lazım diyor. Ve buna da hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Başkanım ben bitireyim mi? Ben bitireyim mi? Şu an Hatip'in neyden bahsettiğini gerçekten ben anlamakta ben doğru. Anlatayım zaman. Anlatayım ben o zaman. Yani konu çok dağıldı. Sevacığım. Bizim de vaktimiz de kısıtlı. Sevacığım. Gündeme geçeceğiz. Hatip'e müdahale etmeyelim. Sayın Başkanım. Hatip'e müdahale etmeyelim. İzin verir misin? Hatip'e müdahale etmeyelim. İzin verir misin? Sen bir karışmasana kardeşim ya. Hatip'e müdahale kaçma, etmeyelim. Onlar yok. Karışıyor ya. Sayın Başkanım onlar karışıyor ya. Hatip'e müdahale ettirmeyiz. Hatip'e müdahale ettirmeyiz. Terbiyesizden öğrenecek değilim. Terbiyesizden öğrenecek değilim. Senin müdahale terbiyesiz diyemezsiniz bu bana. Bu meclisi ben yönetiyorum. O zaman doğru yönetin haddini Sayın Başkan. Haddini bil ben müdahale doğru ediyorum. Yönetin Sayın Başkan. Müdahale ediyorum. Tamam doğru yönetin. Müdahale ediyorum ve tamam. Terbiyesizlik etmiyorum. Hadi senden mi öğreneceğim? Sayın Başkanım müsaade ederseniz ben tamamlayayım. Sana daha önceki bir önceki ay söyledim. İstiyorsan bu Şişli halkının önünde seninle her türlü şeyi tartışırım. Haddini bil diyorum. Bak tekrar uyarıyorum. Yapamazsın. Tekrar. Geçme yeteneğiniz yok. Es geçme yeteneğiniz var. Hatip'e de müdahale ettirmeyin. Haklı. Arkadaşım sözü ben veriyorum. Haddini yeter ya. Sayın Başkan müsaade ederseniz ben de tamamlayayım. Gerginliğe hayır, gerek yok arkadaşlar. Kimseye söz vermeyeceğim ben. Arkadaşlar gerginliğe gerek yok. Burası demokrasinin olduğu bir yer. Biz burada seçimle gelmiş meclis üyeleriyiz. Ben biraz önce de sözümün başında söyledim, yine söylüyorum. Bütün arkadaşlarımız değerli ve kıymetli. Ben 20 senedir Şişli'de Mahmut Şevket Paşa'dan Esentepe'ye, Kuştepe'den Nişantaşı'na, mahalle mahalle, cadde cadde, sokak sokak hizmet veriyorum, emek veriyorum. Siz de öylesiniz. Herkesin fikri değerli. Siz konuşurken biz müdahale etmiyoruz. Lütfen siz de müdahale etmeyin. Kimse müdahale etmedi. Ben müdahale ediyorum.
Ben müdahale ettim. Tamam, teşekkür ediyorum başkanım. Ben müdahale ettim. Benim ben sana inmeden bir soru sorayım. Evet. 2022 Türkiye Cumhuriyeti bütçesi ne kadar açık verdi? Evet. Bir dakika. Hani hesap kitap yapıyoruz, arkadaş söylüyor 156 milyon. Türkiye 2022 bütçesi ne kadar açık? Cevap verebilir miyim? Sen, madem soru sordun cevap verelim. Bütçe bizim vermiyor. İşimiz. Ya arkadaş, hizmetlere bakacaksınız. Hizmetlere, yollara, köprülere, hastanelere, okullara, hizmetlere bakacaksınız. Şişli'de o kadar borç olmasına rağmen hangi hizmet var? Hadi buyurun. Ama ya, böyle olmaz. Böyle olmaz. Terbiye edin. Lütfen bak, ben cevaplayayım. Hizmetlere bakacaksınız. Sayın Grup Başkanı, Sayın Grup Başkanı, bir kez daha uyarmam. Bak, uyarmam. Bu arkadaşı geçen gün Çetin arkadaşım da söyledi, meclisi yönetirken dışarı atarım. Atarım, yetkim var. Terbiyesizlik etme bak. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Söz istediğinde vermeyen o zaman söylersin. Senin haddine düşmemiş. Ne dağarcığın yeter, ne bilgi birikimin yeter, ne de halakın yeter. Evet, lütfen. Söyleyeceğiniz zaten laf yok. Sayın Başkanım çok artık. Çok. Kapat kapat. Sayın Başkanım, sözlerimi noktalarken şunu söylüyorum. Bir karar almamız lazım bence. Şöyle ya. Şişli'yi konuşacağız, Türkiye'yi konuşmayacağız ya da birbirimize tahammül edeceğiz. Çünkü niye? Bir arkadaşımız burada bir söylemde bulunursa mecburen bizim de bir cevap da verme hakkımız yok, var. Yok, sordum soruyu ben. Hayır, ben de cevabını veririm. Başkanım, ben de cevap. Bakın, sinirlendiniz. Ben de cevabını veririm. Yok, sinirlenmedim. Hayır, bak, bir şey söylüyorum. Sinirlisiniz başkanım. Kadir Bey, bir dakikanızı rica edeyim. Tabii. Bak, ben müdahale etmemiş olsam haklı. Siz deyin ki niye? Ben Seval Hanım'a müdahale ettim. Evet. Benim grup sözcüm haklı olarak söz alıp siz bittikten sonra kim olursa olsun, bu mecliste hangi siyasi partinin üyesi olursa olsun, beğenmeyebilir hatibin sözlerini. Bekler, biter, söz ister, vermem, o zaman dersin ki vermedi. Ben müdahale ediyorum, artık kimsenin müdahale etme hakkı yoktur, meclisi ben yönetiyorum. Buyurun, size de bir soru sordum. Bana soru sordunuz başkanım, yani, ben de sorunuza şöyle cevap vereceğim. Biz yaptığımız yollar, köprüler, tüneller, her şey ortada. Biz bu soru nereden geldi? Bence onu sormak lazım. Bana da lütfen kızmayın. Sizin beyefendinize veriyorum. 156 milyon nereye gitti diye bir soru soruldu. Bizim sorumuz ortada. Türkiye büyük bir pandemide geçti. 7 tane hastane yaptık. Yollar, köprüler, tüneller yaptık. Bu dönemde arkadaşlarımız üzülse dahi yerli o araç üretimine başladık. Ama 156 milyon Şişli'deki 156 milyon nereye gittiğini, kaç tane gençlik merkezinin, kaç tane kadın merkezinin, kaç tane spor merkezinin yapıldığı konusunda sizden cevap bekliyoruz. Bence bu meclis yerli bir meclis. Bu meclis Şişli'nin sorunlarının konuşulması gereken bir meclis. Ben önerimi yeniden tekrarlıyorum. Ben Malatya Arguvanlıyım. Dört dörtlük insanların diyarından geliyorum. Ya genel siyaset konuşacağız, ya genel siyaseti bırakıp sadece Şişli'nin konularını soracağız. Ben sordum. Fulya'daki proje ne olacak diye sordum. 156 milyon nerede diye sordum. Şişli'deki araç geçişi konusunu sordum. Şişli'deki gayrimenkuller nereye gitti? Doğan Başkanım niye o zaman müdahale etmedi diye sordum. Yarın sendika seçiminde neden müdürlük yapılıyor diye sordum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize teşekkür ediyor.